çağı sırasında gerçekleşen değişimlerden söz edildiğinde genellikle ilk olarak vücutta meydana gelen değişimler aklımıza gelir. İkincil cinsiyet özelliklerinin gelişimi, boy uzaması, vücut tüylenmesi gibi şeyler yani. Oysa meydana gelen değişimler bunlardan ibaret değildir. Bu sırada beyinde de birçok değişim gerçekleşmektedir. Burada bir beyin görseli görüyorsunuz. Bu beynin yandan görünüşü. Burası yüze yakın olan ön taraf. Burası da arka taraf. Bu da yine bir beyin görseli ama bunda beynin kesit görüntüsü verilmiş. Yani bunu beyin ortadan ikiye ayrıldığında görülen görüntü olarak düşünebilirsiniz. Buradaki bu iki beyin birbirine doğru bakıyor. Yani bunun da ön tarafı burası, arka tarafı da burası. Ergenlik sırasında gözlemlediğimiz en önemli değişimlerden biri frontal lobun Özellikle de prefrontal korteksin gelişmesidir. Bu kısmın beyinde yaklaşık olarak nerede olduğunu tarayarak gösteriyorum. Bu bölge bilim insanlarının üst düzey biliş adını verdiği şeyden sorumlu olan kısım. Gelecek hakkında düşünmek, plan yapmak, karar vermek, belli davranışları kısıtlamak ve uzun vadeli hedeflere odaklanmak gibi eylemler üst düzey bilişe dahildir ve beynin bu bölgesi 20'li yaşların başlarına dek olgunlaşmasını tamamlamaz. Düşününce ergenlik dönemi boyunca bu bölgenin gelişimini sürdürmesi ve henüz gelişimini tamamlamamış olması bu yaş grubundaki kişilerin bazen zayıf muhakeme sergilemesini açıklıyor olabilir. Beynin ergenlik sırasında gelişimini sürdüren bir diğer bölge ise limbik sistem. Limbik sistem birçok farklı beyin yapısını içinde barındırır. Bu görsel o yapıları göstermek için ideal bir görsel değil. Çünkü o yapıların çoğu orta hattın iki tarafında yer alıyor. Ben yine de beyin üzerindeki yaklaşık yerlerini göstereceğim. İşte limbik sistemde yer alan yapılardan biri amigdala. Yaklaşık olarak burada yer alıyor. Amigdala beynin duygulardan ve duygusal tepkilerden sorumlu olan bölgesidir. Limbik sistemde yer alan bir diğer yapı da hipotalamus. Bakın o da burada. Hadi onu da biraz daha farklı bir renkle göstereyim. Beynin bu kısmı şaşırtıcı derecede çok şey düzenler. Ama bu videoda ben özellikle hipotalamusun endokrin sistemi yani vücudumuzdaki hormon sistemi üzerindeki rolüne odaklanmak istiyorum. Şunu da tekrar netleştirelim. Limbik sistem birçok farklı yapıyı daha bünyesinde barındırıyor ama ben şimdilik sadece bu ikisine odaklanacağım. Çünkü ergenlik döneminde duyguları düzenlemeye yardımcı olan prefrontal korteksle birlikte bu iki yapının da halen gelişmeye devam ediyor olması ergenlerin niçin bazen biraz dengesiz olduklarını açıklıyor olabilir. <laughs> Ebeveynlerine bağırmak ya da ayaklarını vura vura odadan çıkıp kapıyı çarpmak gibi ara sıra yaşadıkları duygu patlamalarının nedeni işte bu olabilir. Ergenlerin bu davranışlarını azıcık komik bulsam da ya da böyle şeyleri yapan bir ergene gözlerimi devirerek baksam da bu tür davranışların yarattığı bazı önemli hukuki tartışmaları da düşünmek lazım. Mesela belli suçları işleyen ergenler de yetişkinler gibi mi cezalandırılmalı? Bu soruyu ben şimdi size soruyorum suç işleyen bir ergen, aynı suçu işleyen bir yetişkinle aynı muameleyi mi görmeli? Ergenler 18 yaşından önce işledikleri suçlardan dolayı idam veya müebbet hapis cezasına mahkum edilebilmeliler mi? Ya da 18'in gerçekten iyi bir sınır olduğunu düşünüyor musunuz? Bir kişinin 18. yaş gününden bir ay önce işlediği bir suç gerçekten farklı mıdır? Sınır ne olmalı? Yetişkinliği nasıl tanımlamalıyız? Bence bunlar çok zor ve ciddi sorular. Ve gelişimsel araştırmaların bu tür problemleri çözmekteki rolü oldukça muğlak. Hatta bir rolü var mı o bile kesin değil. Evet, şimdi bu çok ciddi soruyu bir kenara bırakalım. Beynin ergenlik sırasında değişen bir diğer kısmı korpus kallozumdur. Bakın, burada görebiliyoruz. Bu beynin sağ ve sol yarım kürelerini birbirine bağlayan bölge. Ergenlik sırasında bu yapıda pek çok değişiklik yaşanıyor. Ama ben özellikle dil ve dil öğrenmeyle ilişkili bağlantılarda gerçekleşen değişikliklere değinmek istiyorum. Bu bağlantılar Blue çağından önce ve Blue çağı sırasında gelişiyor. Ama bu gelişme Blue çağı bittikten hemen sonra duruyor. Bu durum çocuklukta ikinci bir dil öğrenmenin neden yetişkinlikte olduğundan çok daha kolay olduğunu açıklıyor olabilir. Bunlar beynin belli özel bölgelerinde gerçekleşen değişimler. Ergenlik döneminde ayrıca beynin tamamını ilgilendiren daha büyük çaplı genel değişimler de meydana gelir. Bu dönemde gözlemlediğimiz değişimlerden biri miyelinleşmede artıştır. Özellikle de üst düzey işlevlerle ilintili bölgelerde. Hadi hemen kısaca üstünden geçelim. Bu bir nöron. Ve nöronlar birbirleriyle bu uzun aksonlar üzerinden sinyaller göndererek iletişim kuruyor. Miyelin de nöronların aksonlarını kaplayan yağlı bir doku. Nöronların iletişim hızlarını artırmaya yardımcı oluyor. Nöronlar arasında daha hızlı iletişim de beyin bölgeleri arasında daha hızlı iletişim anlamına geliyor. Bu da ergenlerin bilgiyi çocuklardan daha hızlı işleyebiliyor olmalarını açıklıyor. Bu dönemde gözlemlediğimiz bir diğer şey de beyin hacminin ergenliğin başlarında büyümesi ve ergenliğin sonlarına doğru da tekrar küçülmesi. Bu da ergenliğin sinaptik budama dönemi olduğu fikrini doğuruyor. Yani ergenlikte beyindeki zayıf bağlantılar kesiliyor. Vücudumuz nöronlar arasındaki bağlantıları kelimenin gerçek anlamıyla kesiyor. İlk etapta bunun kötü bir şey olduğunu düşünebilirsiniz fakat aslında bu budama işlemi hem çok faydalı hem de çok önemli çünkü vücudun enerji ve kaynaklarını en çok kullanılan bağlantılar üzerine yoğunlaştırmasını sağlıyor. Öte yandan bunun şöyle biraz korkutucu bir anlamı da var. Hayatımızın geri kalanı için beynimizi ergenlik yıllarımızda yaptığımız şeyler şekillendiriyor olabilir. Yani burada bir nevi kullan veya kaybet prensibi işliyor. Dolayısıyla ergenliğimizde boş zamanlarımızı okuyarak, spor yaparak, eğitimimize odaklanarak, zamanımızı iyi yöneterek geçirirsek bu yönlerimiz kuvvetleniyor. Beynin bu davranışlarından sorumlu bölgeleri fiziksel olarak kuvvetleniyor. Ama zamanımızın çoğunu televizyon izleyerek, koltukta oturup aylaklık yaparak geçirirsek, güçlenen davranışlarımızda bunlar oluyor.